Bizim eğitim sektöründe de öyle ya hocam. Yani siz de yıllardır bu işin içindesiniz. Kurumsal eğitimlerde hep biz yetişkin eğitimciler, yetişkin öğrencilere eğitim verdiğimiz için Evet. öncelikle öğrencinin bizi sevmesi lazım. Çok doğru. Eğer eğitimciyi sevmezse, eğitimciyle arasında bir bağ kurmazsa, dünyanın en iyi bilgisini de veriyor olsanız yine de dinlemiyor. Çok doğru. Ya da işte o çıkışta doldurmuş olduğu memnuniyet anketine hiçbir şey öğrenmedim diye yazabiliyor. Belki Halbuki bir sürü şey öğrendi aslında. ama işte size kızgınlığından veya size karşı belki enerjisi uyumadığından eleştirme Aynen. güdüsü daha öne çıkıyor herhalde. Evet, ya da öbür türlü sizi çok sevdi ama pek bir şey de Eğlendi anlatmadınız. mesela. Eğlendi, Aynen. mutlu olarak ayrıldıysa oradan formu her şey çok iyiydi diye dolduruyor. Aynen. Aslında birinde bir sürü şey öğrendi ama beni sevmiyor, diğerinde hiçbir şey öğrenmedi ve beni çok seviyor. Aynen. Biraz dediğim gibi işte, duygusal zeka kitabını niye yazdık? Türkiye'de insanlar çünkü duyguyla duygusallığı karıştırıyorlar. Yani bir insanın olmadık yerde ağlaması veya kahkaha atması ona duygusal zekasının düşük olduğu anlamına gelir. Duygusal zekası doğru yerde, doğru miktar, doğru şekilde, doğru kimseye verilen bir davranış şeklidir. Yani bizim hangi davranışımızı seçeceğimizi bizim o işte ön lob dediğimiz mantığımızla limbik sistem dediğimiz, yani bize her şey sinir sisteminden geliyor. Direkt duygusal beynimize geliyor, limbik sisteme geliyor. Oradan ön loba gidiyor. Sıkıntı şu. Hiçbir bilgi bizim mantığımıza duygusal beynimizden geçmeden gitmiyor yani. Çok enteresan. Ya yani her şey oradan geçmek zorunda. Oradan geçerken vermiş olduğumuz tepki bizim mantığımızı kitleyebiliyor işte yani. Doğru. Limbik bölge bir çantayı beğeniyor. Kortekse talimat veriyor. Benim bu çantayı satın almam için Git mantıklı al. sebepler bul. Hemen Kortekse mantığı verebilir yaratıyor, uğraşıyor. hemen yaratıyor. Aynen. Ben bunu alacağım işte, benim hani 10 İtibarın için çantam var ama alman bu lazım 10 falan. biliyorum ama Bu renk yok. hoşuma gitti. Evet, orada da şey var, esas egolar var. Yani insanın 3 tür ego var. Anne egosu var, yetişkin egosu var, bir çocuk egosu var. Şimdi anne egosu diyor ki bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Mesela hani, yani hepimizin 3 ego var. Biri anne egosu. Erişkin egosu var. Erişkin egosu emin misin? En iyi alternatif bu mu şeklinde mantığımız. Çocuk egosu da istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Ve diyor ki bu konuda dünyada, yani bilimsel araştırmada esas karar veren çocuk egomuz. İstiyorum deyince biter. Değil mi? Soruyorlar mesela insanlara, yani niye satın aldın bu satıcıdan diyorlar B2B pazarında. Cevap yok. Çok sevdim diyor. Veya çok güvendim diyor. Esasen araştırıyorlar bu adam, yani niye çocuk egosunu devreye soktu? Şudur ki Türkiye'de, yani satış kaydetmedeki bir numaralı faktördür. Çünkü o satıcı ona yardımcı olmuştur. Yani çok özel, yani iş dışında veya işiyle ilgili bir konuda çok yardımcı olmuştur. Çocuk egosu seni sevdim der ve karara gelince fiyatı daha pahalı olmasına rağmen onu Ondan olur. seçer. Veya tam tersi de olabilir. O zaman bugün Türkiye'de ben satıcıya sorarım. Diyor ki bana, fiyat her şeydir. Bak, iki soru soracağım derim. Senin en ucuz fiyatı verip de alamadığı iş oldu mu, bütün herkes el kaldırır. Peki tam tersi, en pahalı verip aldığın iş olur mu? Yine el kalır. Nasıl oluyor bu? Çünkü de bizde her dakika erişkin ve anne erişkin egosu veya şey olmuyor, anne şey erişkin egosuyla olmuyor. Çocuk egosu devreye giriyor. O yüzden yani insanın 3 egosu vardır ve çocuk egosu baskınlıklar ya da bizim duygularımızdır yani. Yani aslında günün sonunda korteks falan hikaye. Duygular, duygular, duygular değil Tabii mi? tabii. Kesinlikle. Ben kendimden biliyorum. Mesela geçen gün bir söyleşim vardı. Bu DNR konusunda söyleşi yaptım, zinciri. Çok zor bir yerde, çok başarılı kendime göre. Başarılı bir konuşma yaptım. 5 tane çocuğu buldum. Hatta ondan sonra sosyal medyada paylaştım. Onlar sohbet ettim. Niye Yoksa zordu yani? Zorluk kısmı neydi? şöyle söyleyeyim yani. Bu Marmara Forumu çok büyük bir yerde. Çok fazla insan gelmedi. Ben moralimi bozmak yerine, ki gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü Marmara Forumu daha önce deneyimler oldu imza günlerinde. Orası insanın çok fazla geldiği bir yer değil. 5 tane çocuğu buldum. Çevirdim. Kimyam tuttu. 5'i bende 1 saat sohbet etti. O Ve çok iyiymiş. sonra bunu tabii sosyal medyada çok insanlar şey yaptı, hoşlarına gitti bu. Çünkü yani çocukları konuşturabildim. Sonra dedim ki yani, aferin sana ya, dedim. Bak, 5 tane çocuğu, buna ortaokul öğrencisi, 1 saat tuttun orada ve sıkılmadı bu çocuklar. Ve ilişkin konuştular. Hemen gittim kendime bir tane takım elbise aldım. Çıkışta. Ama hiç Kendinizi evet, ödüllendirdiniz. kendime bir şey alma isteği doğurdum. Yani illa dedim, kendime bir şey alacağım, kendimi ödüllendirmem lazım dedim ki, esasında öz motivasyonun temelinde en önemli şey insanın
belli başarı ulaştığı zaman benim çok kullandığım bir teknik bu. Muhakkak hediye alın diyor. Mesela aferin Taner diyebilirsin veya gidersin Starbucks'tan bir tane kahve alırsın. Veya bir yani biraz param varsa kendine bir ceket alırsın gibi veya kendi ne bileyim. Yani şu var, biz ne kadar dış dünyaya az bağımlı olursak, iki kitabım da onu yazar, o kadar daha kendimizle mutlu ve barışık oluruz. Yani bizim mutluluğun formülü şu diyorum ben, başkalarından sıfır beklenti, kendimizden %100 beklenti. Benim hayat felsefem bu, hep bunu anlatıyorum. İnsan önce kendine liderlik etmeli. Yani aslında konumuz dedik ya, insan kendini nasıl yönetmeli? İnsan kendisini yönetmesinin yolu, tüm kendi kaynaklarından beslenmeli, dış dünyadan gelecek olan övgüler, takdirler gibi şeyler. Tabii bunlar tabii iyi, benim hoşuma gidiyor. Ama oradan bir şey gelmediği zaman kendimi demotive etmeyeceğim. Ama oradan geldiği zaman ekstra motive edeceğim. O zaman bir şekilde motivasyonum her zaman için en azından belli şeyin altına düşmeyecek. Ama sırf dışa bağımlı olursam, yani dışarıdaki like sayısına göre benim yani sosyal medya paylaşımı sırf like'la kendimi başarımı ölçersem, o zaman kendimi çok başarısız veya başarılı bulabilirim. Ama ben sırf o postu oraya koyduğum için kendime gurur duyarsam, İşte o zaman kendimi yönetmiş olurum. Bir bu. De tabii yani yaptığınız paylaşımın şeyi de önemli. Acaba kanka beğenmesi mi? Yoksa gerçekten o paylaşımın, yani şöyle söyleyeyim, sizi takip ediyor, sizi çok seviyor, arkadaşınız, komşunuz, öğrenciniz, yani böyle bir kitle var. Bunlar konuyu anlamasa bile orada beğen tuşuna basıyor. Mesela benim teyzem konuyu anlamasa bile beğen tuşuna basabilir. Çünkü beni seviyor yeğeni olduğum için. Bu şekilde 1000 beğeni mi yoksa gerçekten konuyu anlayan 50 kişinin beğenmesi mi? Çok güzel. Değil mi? O da ayrı bir... Bunu oturup analiz edecek her zaman zamanımız olmuyor. Tabii mutlaka. Ama yani tabii ki sosyal medya bence bunu yapan insanın bence kendisi için yapmalı sosyal medyayı. İnsanlar iyilik için yapmalı bence ama like sayısına bağımlı yaparsa, yani eğer siz bir şey değilseniz, bir trend setter veya YouTuber değilseniz, bence çok önemi yok bence. Yani kişi bence yapacaksa kendisi için yapmalı. Evet, kesinlikle. Ve bundan da keyif almalı. Onun dışında like sayıları olursa ekstra keyif. Olmazsa diye ama niye almıyorum diye kendini bence hırpalamamalı diye düşünüyorum ben. Bir de sosyal medyada çok fazla paylaşım yapanları eleştiriyorlar ama ben gerçi ben de mesleğim gereği ortalama günde bir tane paylaşım yapıyorum. Fakat insan zaten paylaşmak isteyen bir varlık. İnsan çevresiyle bağ kurmak isteyen bir varlık, değil mi? İnsan paylaşım yaptığı zaman keyif alan bir varlık. Eskiden bu paylaşım nasıldı köylerde? Belki keçisinden sıktığı sütü, sağdığı sütü komşusuyla paylaşıyordu. Bugün artık böyle bir şansımız yok. Bugün bilgiyi paylaşıyoruz. Bilgiyi paylaşmak için de sosyal medya en etkin alan. Yani şeyden bahsetmiyorum. Yani banyoya giriyor, banyodaki görüntüsünü bile paylaşabiliyor. Evet, o ayrı bir şey. Evet. Ama bilgiyi paylaşma noktasında ben kendi bildiklerimi sosyal medyadan paylaştığımda ve diğer insanların hayatına dokunduğumu fark ettiğimde mutlu oluyorum. Evet. Neden mutlu olma hakkımızı elimizden almak istiyorlar ki? Yani insanın eleştirme güdüsü çok baskın. Dün mesela yine bu LinkedIn'de yine Ufuk Tarhan'ın bir paylaşım var. Güzel bir at yürüyüşü, ne asil demiş. Oo işte yazıyorlar. Kaç sopa yemiştir ki öyle yürüyordur. Ya ben de yazdım yani. Yani benim aklıma hiç gelmez yani. Yani çok güzel bir at yürüyorsa hakikaten ben teşekkür ederim o paylaşım yapan kişiye. Hatta öyle yaparım. Teşekkür ederim paylaşımınız için. Çok hoş. Hı-hı. Ama gidip de yani şu aklıma gelmez yani. Kaç tane sopa sonunda bu kadar güzel yürüyor diye. İşte bu işte yine kitaba bağlayacağım. 50 yaşı yüzüne bağlayacağım. Hayata olumlu bakmak demek. Kapağı da çok güzel bu arada. Evet. Orada Ceres yayınlarına teşekkür ediyorum. Evet. Onların buluşu. Tuğba Hanım ve Hakan Bey. Evet. Aynen. İkisi de evet, çok değerli insanlar benim için. Olay şu. Bir şeye olumlu bakmak demek polyancılık demek değil. Bir şeye olumlu bakmak demek her türlü engele rağmen ilerlemeye devam etmektir. Ve her negatif şeyin içinde pozitif şey bulmaktır. Ama bir şey dolu, yani bu su mesela dolu mudur boş olayı değil. Burada bir su var. Ve bu sudan ben eğer su bulduğum için şükrediyorsam bu olumlu bakıştır. Evet. O yüzden esasında bizim bugün tavsiye ettiğim en şey, yani bana diyorlar hep nasıl bu kadar mutlusun, niye hep yüzün gülüyor. Bir tek formülüm var. Her sahip olduğum için her fırsatta şükrediyorum. Hatta şükür defteri, bugün bir başka bir videoda seyrediyordum. Şükür defteri tutun diyor. İnsanlar çok az şükrediyor. Çok az teşekkür ediyor. Çok, yani diyelim, iyi ki varsın. Mesela bunu diyemiyorum. Seni çok seviyorum. Hatta dünyada diyorlar ki her gün birine sarıl. Bugün bunu okudum. İşte haftada 20 kere sarılmamız gerekiyormuş. Bugün eve girdim. Eşime sarıldım. Ben çok sarılmayı çok sevmem.
Eşim şaşırdı. Ya dedim, bugün öğrendim. Ara sıra sana sarılacağım bundan sonra. Yani çünkü görsel olduğum için görsel insan çok fazla sarılmazlar. Ama evet. Ben mesela bazı insan bir sarılıyor sana. Ben yani çok sarılmayı isteyeni bilmiyorum. Yani böyle ilkiliyorum final sahasında ama bazı insanlar böyle sarılarak kendini ifade ediyor. Dokunsal oldukları için olabilir mi? Biz, ben tabii, de tabii, öyleyim. Tabii. Zihin merkezliyiz. Belki ondan dolayı ama. Ben bile çok fazla ben yani biz görsel insanlar biliyorsun bir metrenin altında kimseyi sokmazlar alanlara. Tabii yani, tabii. Mesela ama ben mesela bazen 3 insanı yan yana koyuyorum. Yürümeye başlıyorum. Tamam mesafeye göre. Diyorum ki yakınlaşı dur diyorum bana. Tamam mı? Hatta bir yorum var internette. Görsel insanlar 1,5 metreyken dur der. Görsel insanlar dudak seviyesine kadar geliyor yani. Ona gidip böyle sarılırım sonra. Yani çünkü o kadar izin veriyor. Adam yani hiç rahatsızlık duymuyor. Ama ben şimdi şu mesafeyi ama sen şöyle konuşsan bana ben konuşmayı yapamam. Tabii tabii. Bir de şey varmış yani dur demek ayrı bir etki. Eli göstererek yani elle beraber dur dediğinizde durun gücü artıyormuş yani. Durmayan insan doğru. Tabii. Şey gibi yani trafikte sinyal veririm elle böyle dersin. Tabii. Mesela ben size dur diyorum etki yapmıyor mu? Dur dediğimde şöyle yaptığımda avuç içi çok daha güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Evet yani paylaşım yapmak gerçekten çok önemli. Evet. Kitabın içinde birkaç tane benim çok dikkatimi çeken konu var. Bunlardan tabii da ben program birkaç bitmeden önce kitaptan birer tane soru falan alabilir istersen. Birkaç tane soru sormak istiyorum. Böyle. İnsan ne için yaşar diye bir bölüm var. Çok zor bir soru yani hani şey derler ya hocam yanlış beylik sözler derler ya çok beylik bir söz olmuş. Cevap ne? İnsan ne için yaşar? İnsan tabii dünyaya yani değer katmak için yaşar. Yani herhangi bir konuda iz bırakması lazım insanın. Yani bir konuda dünyada bir değişim mesela başlatması lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani insanın herhangi bir konuda dünyada bir değişim başlatması bence önemli bir şey. Varlık sebebi yani bugün işte hani herkes Michael Luther King olmak zorunda değil tabii yani o kadar büyük boyutta ama bugün birçok ülkemizde lider birçok değişime öncülük yapıyor. İşte çok politik olduğu için fikrimi söylemeyeceğim burada ama yani bugün bile ülkemizde belli insanlar gerçekten bizi toplumsal olarak yönlendiriyorlar yani. O yüzden bence bir insan ne için yaşar? Kesinlikle bir insan bence yaşamak için yaşamamalı. Yani sırf zaman geçirmek için yaşamamalı. Para kazanmak için yaşamamalı. Sadece kendisi ve çevresini refah için yaşamamalı. Bence insanın niçin yaşamalı? İnsan, insanlığa fayda olacak ufak veya büyük herhangi bir şey yapmak için yaşamalı bence. Ve bu yaşam amacı olmalı. O yüzden ben yaşamı kendimden şöyle örnek verecek olsam, yazmış olduğum kitaplar benim yaşam amacım. Yani bu kitapların için yazıyorum. İnsanlara bir şey bırakmak için yazıyorum. O yüzden mesela benim için önemli. Eğitmenlik niye yapıyorum? Aynı şekilde insana dokunmak için. Yani o kadar bir kitabın insanlara etkisi o kadar büyük oluyor ki özellikle Anadolu'dan kitabımı okuyup iş kuran veya farklı düşünen o kadar çok benim şey var ki teşekkür geliyor ki işte o diyorsun ki evet ben gerçekten bu dünyada bir iz bırakacağım veya dünyada iz bıraktım deyip yani sadece bir var olmak yerine değer katan bir varlığa dönüşüyorsunuz. O yüzden bence insan başka insanlar için ufak veya büyük bir şey yapmak için olmalı bence. Kendisi için değil, çevresi için değil. İnsanlık adına bir şey yapmalı. Evet, bu arada tabii Anadolu'dan iş kuran kişiler dedi hocamız. Büyük ihtimalle satışın 16 kuralı özellikle değil mi? Evet, oradan çok geliyor. Evet. Tabii duygusaldaki ökülüp de hayatımı değiştiririz diyen belki kendi ilişkine kurtaran olur ama. O kitapta şu an burada yok ama onu da tavsiye edelim. Satışın 16 kuralı gerçekten satışı A'dan Z'ye anlatan bir kitap. Özellikle satış işine yeni başlayan genç arkadaşlara şiddetle derken her türlü şiddete karşıyız, mutlulukla tavsiye ederiz. İş demişken yine kitabın içerisinde bir başlık daha, başlık değil ama yani kitabın içinde ele aldığınız bir konu. İş ve özel hayat dengesi çok önemli. Nasıl kurulur? Dün akşam hatta bununla ilgili sosyal medyada bir yazı yazdım. Tabii bir sürü insan bende felsefe yapıyor yani. Diyor ki yani insan diyor niye zamanı, yani zamanı niye kontrol edelim ki yani diyor. Yani gerek var mı böyle bir şeye? Şimdi tabii bununla ilgili benim iki tane formülüm var. Diyorum ki sen diyorum günde kaç saat uyuyorsun? Hani ben o kadar uyumam ama herkes soruyor merak ediyor. 5 saat, 6 saat uyuyorum. 8 saat uyudun diyelim. 8 saat işte çalıştığını düşünelim. Eder 16 saat. Senin geriye 8 saatin kalıyor. Ben aynı anda zaman yönetme eğitmenim. Yani şu anda bunu her 2 ayda bir veriyorum. Demek ki benim günde 8 saatim var. Bu haftada 40 saat yapar. Hafta sonu çalışmayan bir insan 8 saatte uyusa geriye kalıyor 16 saat, 32 saat. Yani şunu diyorum. Senin haftasında 32 saatin var. Hafta içinde 40 saatin var. Yani ne demektir bu? Senin hafta içindeki 5 gündeki toplam zamanın %80'i kadar hafta sonu zamanı var.
İnsanlar ne yapıyor hafta sonu? Zamanlarını çarçur ediyorlar. Önemli bir kere hafta sonunu çok iyi değerlendirmek lazım. İş zaman dengesi demek, hafta sonunu bir hobi için, herhangi bir şekilde kendi veya çevrene fayda için kullanmaktan geçiyor. İnsanlar 32 saati fazla uyuyarak veya kafelerde gereksiz zaman harcayaraktan, yani veya rakı balıklarla, yani birçok şekilde, yani rakı balık tabii yapacaksın, tabii ki çıkacaksın yani ama. Tabii dinlenmeye de bir zaman ayırmak lazım ama komple dinlenmek de herhalde. Şimdi dinlenmek derken çok... rakı balık dinlenmek değil. Ha yani. Tabii mutlak, hatta yorgun. O deşarj olmak. Ama dinlenmek evet. Demek bence yalnız kalmak. Biz diyoruz ki çocuklara yalnız kalmasını öğretin. Çünkü yalnız kalmakla, tek başına kalmakla, tek başına kalmak yalnız kalmak değil. Mesela ben haftada 10 saat yakın yalnız kalırım. Yani özel bir oda yaptım, yani kütüphane yaptım. Bu zihnimi dinlenmek için, müzik dinlemek için, kendime konuşmak için. O yüzden yaşam 3 şekildedir bence. İş dengesi, kendine ayırdığın zaman ve özel hayat. Kendine ayırdığın zaman için spor var, çok önemli bir şekilde. Kendini geliştirmek var ve hobi var. Özel hayatın içinde aile var, çok önemli benim için. İş hayatı içinde ise networking var. Yani işte bu dengeler hepsi, yani iş hayatı demek sadece işe gitmek değil. İş hayatı içinde bir şekilde networking'e zaman ayırmak var. Özel hayatımızda ailemize ve sevdiklerimize ayırmak var. Kendi kişisel gelişim alanında ise kendimize ayırmak var. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben cumartesi günü hayatımda yakın olduğum hiçbir insana görüşmem prensip olaraktan. Sabah saat 9'da akşam 7'ye kadar hiçbir tanım insana görüşmem. Ne yapıyorsun bu süre zarfında? Kitap yazarım, eğitim veririm veya sosyal medyadan tanışmak için insanla tanışırım. O gün benim özel günüm. Spor yaparım, seyahat gibi. Kayağa gidiyorum mesela kışın. Kayağa gidiyorum mesela günübirlik kayağa. Kayağa gidiyorum, kitap yazıyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum, her şey yapıyorum. O benim. Ben karışmıyorum orada ama insani anlamda çok görüştüğüm insanlarla görüşmemek için bir orada, yani o gün şey gibi böyle bir bir kendime verdiğim bir söz var. Pazar günü tam tersi, ailem dışında kimseye zaman geçirmiyorum. Diğer 5 gün? Diğer 5 gün hepsi karışık. Karışık. İş. İçin spor var. İlk sporla başlıyor. Her sabah 7 spordayım ben. 7, 8. Sabah 7, 7 ile 8 arası spor. Hafta 7 gün spor yapıyorum ben, evet. Mesela bugün ağırlık çalıştım. Yarın boks var. Çarşamba yüzme var. Perşembe tenis var. Cuma pilates var. Cumartesi tenis var. Pazar yüzme var. Oo, çok iyi. Her gün hemen hemen. Yazın 10 kere kadar çıkıyor. Günde 2. Sabah akşam spor yapıyorum. Boğazı geçtiğim için. Çok iyi, muhteşem. Onun dışında okuman var günde. Yaş 57 bu arada. 57. Neyse, bir şaman adetini gerçekleştirdin mi? Tahtaya vuralım şöyle de hocam. Nazarlıyım. Al uyumak kanser yapar ya. Kardeşim al uyumak yapar. Uyumak var. Ben. Ya her şeyin dengesi. Az ama sağlıklı uyunduğunda zaten uyku yetiyor. Ya herkesin de bünyesi farklı. Benim kaçamaklarım var. Günde 30 dakika kaçamağım var benim. Sabah spordan sonra 10 dakika, öğlen yemekten sonra 10 dakika, yemekten akşam yemeğinden önce 10 dakika. Günde 30 dakika kaçamam var. Akşam kaçta yatıyorsunuz? En erken yarım, ortalama 1. 1'de yattınız. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? 6. 6. 5 saat bir uyku. Sabah kalktığınızda sabah 6'da. İlk yapmış böyle yapalım. Spatula ile kazır gibi mi kalkıyorsunuz çok yoksa güzel. Çok rahat. Çok rahat. O zaman size uyku yetiyor. Klasik müzik dinlerim. Açarım klasik müziğimi. Muhakkak klasik müzik. Kitap okurum 15 dakika. Sonra yoga yaparım, yani stretching hareketleri yaparım. Ondan sonra ufak bir minik kahvaltı. Ondan sonra zaten 7'ye çeyrek kalayla, 7'ye 20 kalayla yani spora gidiyorum. Çünkü o yolda geçen zaman da var. 7'de evet. Spora başlıyorum, 8'de bitiyor. Eve geliyorum. Tek ufak bir kaçamak uyku. Üzerinden bir kahvaltı, 8.30'da evden çıkıyorum. Vallahi yani Abercrombie eşortmanlarıyla bütün gün nargile kafede oturan genç arkadaşlara seslenilir. İşte bir hayat nasıl güzel yaşanır? Gerçekten siz bunun ispatı gibisiniz. Evet, yani hayat dengen bu esasında. Yani doya doya yaşamak diyorum işte. Doya doya evet. Esasında. Ne hayatta güzel, her şeyden muhteşem. Keyif almak. Tabii burada en önemli şey... Şimdi altı hemen tabii genelde bizim seyircimiz sağ olsun. Bazı seyircilerimiz diyeyim. Necekler? Olumsuz yönden bakmaya devam ediyorlar. Belki şöyle yorumlar gelebilir. İşte oh ne güzel anlatıyor. Kayağa gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet. Biz işte şu kadar maaşla çalışmak zorunda kalıyoruz. Evet. Tabii herkesin mücadelesi ayrı. Hocamız gelmiş 57 yaşına. O da hayatla ilgili bir sürü mücadeleler evet. Vermiş. Doğru. Bizler de kendi mücadelemizi verip değil mi? Ama hayatta en güzel şekilde tabii her yer bu ilişkiler geliyor ama sonuç olarak ben de her zaman böyle değildim. Yani ben de bir çalıştım. Hatta iki işte çalıştım.
40 yaşına kadar çok yoğun çalıştım. Yani bugün bu yani yaşam tarzına ben oturup da 30 yaşında değilim. Bu yaşam tarzını ben 50 yaşından sonra sahip oldum. Yani şu andaki bu kadar lükse sahip olmam sebebi 50. Yani 45 yaşından sonra biraz ama 40'tan öncesinde ben de diğer insanlar gibi çok yani yaşam dengemi yani %100 sağlıyorum. Şimdi daha sağlıyorum. Çünkü evim, işim arasındaki mesafeyi kısalttım. Metro var Türkiye'de zaman yani trafik zamanımı azalttım. Onun dışında sporumu her şeyimi daha belli yapıyorum. Yani zamanın kıymetini veriyorum. O yüzden de yolda geçen zamanımı azaltıyorum. Gereksiz şeyleri daha iyi görüyorum. Onlara zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Televizyonu hayatımdan çıkardım. Uykuyu makul seviyede yapıyorum. Ve gereksiz olan hiçbir şeye minimum seviyede tutuyorum. O zaman zamanımız bize bol bol fazla fazla yeter. Muhteşem. Aslında programın adını şey yapmak lazım. Hayat nasıl güzel yaşanır koyalım en iyisi biz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Evet. Sevgili Taner Özdeş hocamızla birlikte. Son olarak bir mesajınız varsa onu alalım. Sonra da ben programı hep kapatalım. Ben diyorum. Ülkemiz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Burası bir cennet. Ben yani dünyanın birçok yerine gittim. Türkiye kadar güzel her şeye sahip ülke yok. Ha, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama yani eğer Tanrı inancı varsa insanlarda her bir zorluk bir iyi alamettir bence. O yüzden bence hepimiz kendimize düşen görevleri yaparsak, diğer insanları seversek, bildiklerimizi paylaşırsak ve mutsuzluk kadar mutluluğumuzu yayarsak bu ülkede eninde sonunda hayal ettiğimiz ülke olacak. Çok güzel bir kapanış oldu. Ben de diyorum ki hayatın zorluklarla başlaması ileride daha mükemmel olmasına yardımcı olur. O yüzden yılmadan mücadele etmeye devam. Bir Bilgi Ağacı programının daha bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.